30 yılı 5 dakikada anlatmak ya da 10 dakikada anlatmak çok kolay değil, ama şeyi sadece hukuk mücadelesini anlatmamız gerekirse başlıklar altında söyleyebilirim. 1993'te spontane toplanan sözde 15 bin kişinin 150'si tutuklanabildi. Onların yargılanmasına Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde başlandı. Sonrasında sivil mahkemeye devredildi, biliyorsunuz dava dosyası. Benim belleğimde kalan ana başlıklar şunlar. 15 bin kişinin sadece 150'si tutuklanabildi. Geriye kalan 14 bin 850 nerede? Nasıl takip edilemedi? Türkiye'de uzun yıllardır, 1980 sonrasından beri bildiğimiz süreçlerde tek kişilik iddianameler bile yıllarca hazırlanamazken 20 günde nasıl böyle bir toplu katliamın iddianamesi hazırlanabildi? LGM'de ve sonrasında sivil mahkemede hakimlerin sanıklara evladım diye seslendiği bir süreçte avukatlara saldırabilen saldırganlar, orada evlatlarını yitiren çocuklara tacizde, sözlü ve başkaca tacizde bulunan, çakmak fırlatabilen, cebinde bozuk parayla getirilen sanıkların, ki çakmakla gelebilememesi gerekir duruşma salonuna, saldırabilen sanıklara mahkemeden uzaklaştırılma değil, o annelere salonu terk etme cezası verildi ve o sanıklara mahkemede bile bu türlü hem mahkemeye hem diğer insanlara, orada mağdur insanlara saldırabilen insanlara iyi halden ceza indirimleri uygulandı. Sonrasında da yakalanamayan, Interpol'de kırmızı bültenle aranan sanıkların aklanması gayreti süreci başladı ve onların bulunamaması bir yana, bir de davanın düşürülmesi, o yakalanamayan, yargılanamayanlarla ilgili dava dosyasının kapatılması gayreti sürüyor halen. Şimdi bütün bu sürecin özeti, benim kişisel değerlendirmem, bir yargılamama, suçu hafifletmeme durumuydu ilk günden itibaren. Kaldı ki bu bir adi suçta değildi. Bu ilk tutanaklarda, mahkeme tutanaklarında da belgeliydi. Bir cumhuriyeti yıkma kalkışmasıydı. İsmini bile bilmedikleri insanları toplu halde yok etme çabasıydı. Yani insanlığa karşı işlenmiş bir suçtu. Çünkü bir adi suç, bireysel bir cinayet ve saldırı değildi. O bizim eksik bulduğumuz hukuk sisteminde bile bir insanın canına kıymanın cezası bu sanıklara, tutuklanabilenlere uygulanmadı. Bu en önemli şeylerden biri. İki, bana göre tutuklananlar zaten asıl suçlular değildi. Asıl suçlular, onları bu kalkışmaya cesaretlendiren, arkalarındaki siyasi, idari ve hatta askeri güçtü. Onlara yargılanmayacaksınız, tutuklanmayacaksınız ve hatta aklanacaksınız bu tahrik şeyiyle, kılıfıyla sözünü verenler. Bence 93'te ilk ay, Ocak ayında Uğur Mumcu'yla başlayan süreçte ve daha sonrasında tek tek bir dolu siyasi, kişisel, bireysel cinayetlerin üzerinden sonra topluca insan öldürmenin de bir şekilde legitime edildiği bir durum vaat ettiler ve bunu başardılar. Bu nedenle de sonrasında da
Bu cinayetlerin ve öldürümlerin ne yazık ki sonu gelmedi. Sonrasında biliyorsunuz Gazi, Ümraniye ve işte Gezi sürecinde yaşanan gençlerimizin öldürülmesi, sonrasında gar katliamı gibi katliamlarda da sanıkların, tetikçilerin, siyasi sorumluların ve diğer sorumluların cezalandırılmadığı, bu sorumluluğun gereği istifa etmediği durumlar yaşadık. Ama biz yine de tarihe not düşmek adına kimi eleştirilere rağmen, kimi eleştiriden kastım bize söylenen yıllardır şeydir. Yani siz bu mahkemelerden ve bu anlayıştan nasıl bir adalet bekliyordunuz? Biz o suçun bir insanlık suçu olduğunu tarihe geçirmek için bu mücadeleyi verdik. Biz aileler ve kurumlar olarak bu suçun örtbas edilmemesi mücadelesini verdik. Bu hukuk mücadelesini sürdürürken ve uzun yıllar, yılda 10 kez bile duruşmalar olduğunda avukatımız Sayın Şenal Sarıhan'ın, Pir Sultan Abdal Genel Merkezi kurumumuz, tüm ailelerin, özellikle Ankara'da yaşayanların, annelerimizin orada evlatlarını yitiren mücadelesi, benim katılamadığım zamanlar oldu çünkü ben yurt dışında yaşadığım için, tüm gayreti unutturmamak, örtbas ettirmemek, gündemde tutmak ve bunun insanlığa karşı bir suç olduğunun altını her duruşma gününde ve her söz konusu olduğunda bu katliam altını çizmekti. Yoksa 97'de 33 sanıkla ilgili çıkan idam cezalarına da yine biz ailelerin tümü olarak, biz inanç olarak ve siyasi görüş olarak idam cezalarına karşı olan insanlarız. Bu 2 Temmuz 1993'ten önce de böyleydi, sonrasında da böyle olacak deyip Sivas katliamı sanıklarının idam cezasına da karşı olduğumuzu söyledik. Süreci böyle özetleyebilirim. Şimdi bu zaman aşımı dava dosyasında olan isimler aranmakta. Ama biz 30 yılda şu süreci de yaşadık. Bu söylediklerim de bugünkü iktidardan bağımsız. Yani iktidarda katliam yaşandığında DYP, SHP vardı. Sonrasında iktidarlar değişti. Ama bu dava süreci ve Madımak katliamı ile ilgili zihniyet değişmedi ne yazık ki. Biz Türkiye'de aranan sanıkların da Türkiye'de olmalarına rağmen bulunmadıkları, tutuklanmadıkları ve mahkeme önüne çıkarılmadıkları zamanları yaşadık. Aranan bir sanık Türkiye'de ehliyet alabildi, nikah kıyabildi, çocuk sahibi olabildi. Cezaevinde olduğunu zannettiğimiz bir sanık çocuk sahibi olabildi. Hatta hafızam beni yanıltmıyorsa çocuğunun adını Hizbullah koymak istedi. Bunların tamamını bu süreçte biz yaşadık. Yani arananların, kırmızı bültenle arananların en son, en önemli isim Cafer Erçakmak'tır. Cafer Erçakmak yangından sonra ölü sayısının 40 tahmin edildiği saatlerde 4. kattan yangın merdiveninden inmeye çalışan Aziz Nesin'i yere atarak, o merdivenden inmesini, kurtulmasını engellemek için yere fırlatmaya çalışan Cafer Erçakmak, belediye çalışanı o tarihte, kırmızı bültenle aranırken Madımak Oteli'ne 500 metre mesafedeki evinde vefat etti. Şimdi 30 yılda biz bunları yaşadık. Şimdi zaman aşımı davası dosyasında olan isimlerin de Interpol kırmızı bültenle arıyor, bulamıyor ve bu 2013'te başlatılan zaman aşımı sürecindeki gayret de bu isimlerin tutuklanıp yargılanması değil, affedilmesi, aklanması. Bu zaman aşımı dosyasının 30 yılı doldurduğu için kapatılma çabası bu. Yani aranmalarına rağmen hiçbir şekilde bulunamıyor denen sanıkların
özgürleştirilmesi çabası. Ki bu 30 yılda olsa da mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde insanlığa karşı işlenen suçların bu şekilde hafifletilmesi, bu şekilde masumlaştırılması sanıkların, arananların bulunabilecek o, ki biz bir kısmının Almanya'da olduğunu biliyoruz bazı isimlerin. Bunların ısrarla sicilinin temizlenmeye çalışma gayreti, zaman aşımı dosyasının kapatılmaya çalışması. Biz tabii ki hem dediğim gibi emektarımız, avukatımız Sayın Şenal Sarıhan'ın gayretiyle hem tüm kurumlarımızın ve ailelerin gayretiyle buna karşı mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu dosyayı kapattırmamaya çalışıyoruz. Eylül'de de bunları söyleyeceğiz. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde bu türlü kıyımlar ne yazık ki yaşandı. Bunların aşılması zorunludur. Mümkün müdür demiyorum. Mümkündür değil, zorunludur. Ve mümkündür de tabii ki. Ben Almanya'da yaşıyorum ve Almanya'da da İkinci Dünya Savaşı'nda 6 milyon insanın canına kıyıldı farklı oldukları için. Yasa önünde eşit olmalarına rağmen hiç inançları, siyasi görüşleri ve vatanseverlikleri değerlendirilmeden onların katli vacipti ve malları helaldi. Bunlar yaşandı ve Almanya bununla yüzleşmeyi becerdi. Evet, zaman zaman ırkçılık Avrupa'da da yükselir. Siyasi olarak kullanılmaya çalışılır sağ siyasi anlayışlar tarafından. Ama toplumun tabanında bunlarla yüzleşmek her zaman gündemdedir. Bu türlü bir önceki neslin, iki, üç nesil sonrasında da önceki nesillerin işlediği insanlığa karşı suçlarla yüzleşmek hem tarih derslerinde hem sokaklarda, hem müzelerde, hem insanların birebir iş ilişkilerinde ya da dostluklarında mümkündür. Bir örnek vereceğim size. Benim yaşıtlarım arasında, ben 59 yaşındayım, ailesinin mal varlığını reddeden insanlar var. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda ailesinin o savaşta sebepsiz katledilen insanların ev ve dükkanlarına, iş yerlerine el koyduğunu, haksız oradan kazanç sağladığını düşünen insanlar ailesinin mirasını reddediyor. Bu bir örnek. İkinci bir örnek, siyasi partiler üstü bir takım sivil toplum kuruluşları, örneğin benim yaşadığım Köln kentinde ya da Almanya'nın diğer şehirlerinde de tökezleme taşları yaptı. Tökezleme taşları nedir? Kaldırımda yürüyorsunuz ve bir anda önünüze yerde isimler takılıyor ayağınıza. Yani kaldırıma döşenmiş taşların renginden farklı taşlarda isimler ve tarihler yazılı. Orada bir takılıp kalıyorsunuz ve orada şu yazıyor: bu evde yaşayan şu üç kişi, şu dört kişi İkinci Dünya Savaşı'nda insanlığa karşı işlenen bir suça maruz kaldılar ve katledildiler. Çocuk olabiliyor, kadın olabiliyor, erkek olabiliyor, bir ailenin tümü olabiliyor. Yani günlük hayatta alışverişe giderken, işe giderken, çocuğunuzu okula bırakırken, çocuğunuz elinizde okula götürürken bunlarla karşılaşıyorsunuz ve çocuğunuza bunu anlatıyorsunuz. Çok önemli başka bir fotoğraf daha iletmek isterim. Biz Zollingen'in de 30. yılı bu yıl. Madımak Oteli'nden kurtulan bir kardeşim Serdar Doğan ve Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Sekreteri Ufuk Çakır'la birlikte biz Zollingen'deydik. Zollingen'de yakılan evde ailesini ve çocuklarını kaybeden genç ailesinin bireyleri orada biliyorsunuz katledildi. Orada bir ana köşesi var, isimler var, resimler var. Oranın unutulmaması adına bir tarihi merkez yapıldı. Şehrin başka bir yerinde maalesef o ailenin de anneannesi, annesi, babaannesi, Mevlüt'e genci kaybettik.
Onun adına bir meydan var. Yani adı verildi bir meydana. Zollingen kentinde. Küçük bir kent orası ama yine de. Sonra başka bir noktasında şehrin bu katliama karşı olan tüm demokratik hukuk sistemine inanan insanların kendi adını yazarak bir halka da ben bu zincirin bir halkası da benim bu demokrasisi ve hukuk devletine inanan insan zincirinin diye orada bir anıt yükseltiliyor. Yani o halkalardan oluşan şu anda zannediyorum birkaç metre yükseklikte olan ve bunun daha da yükseltilmesi ve genişletilmesi düşünülen bir anıt var. Biz o gün 45'e yakın insanla o Zollingen sokaklarında dolaşıp genç ailesinden hayatta kalanlarla birlikte o günü ve onları anılarına saygıyla o acıyı paylaşarak yürüdük ve bunu hem Almanya'nın bugüne kadar 93'ten bugüne değişen farklı cumhurbaşkanları, farklı isimlerde partilerden olan başbakanları, bakanları, milletvekilleri, hatta Türkiye'den zamanında gelen siyasiler orada andılar bu isimleri ve bunun insanlığa karşı bir suç olduğunun adı kondu. Ama Zollingen'e gelip orada bu katliamın bu arada gece karanlıkta yüzlerini gizleyerek yapan bu evi yakanların yargılandığı bir süreçte yaşandı. Evet, onlar da çok az cezalar aldılar, yaşları çok genç olduğu için. Ama bir yargılanma süreci yaşandı ve en önemlisi toplumun vicdanında Zollingen'deki yaşanan bu vahşet kınandı ve kınanmaya devam ediyor, unutturulmuyor. Buradan kalkıp oraya 1993'ten beri gidip Zollingen'deki bu ırkçılığın, faşizmin, insanları bu şekilde katletmenin insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu söyleyen Türkiye'den gelen siyasiler ne yazık ki Sivas'la ilgili aynı cümleleri kuramadılar. Arasında sadece 30 gün, 32 gün gibi bir fark olan iki aynı biçimde insan katletme olayına işlenen suçun yerine göre ve katledilenlerin kimliğine, etnik kökenine ve inancına göre çifte standartlı bir anlayışla yaklaşıldı. Bu karşılaştırmayı neden yapıyorum? Çünkü eğer insan yakmak insanlığa karşı işlenmiş bir suçsa, Zollingen'de yakılan 10 yaşından küçük genç ailesinin çocuklarına karşı işlenen suç insanlığa karşı işlenmiş bir suçsa, Madımak Oteli'nde 12 yaşında katledilen Koray Kaya'ya karşı işlenen suç da aynı biçimde canını alma, katletme suçu da insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Benim söylemeye çalıştığım bu. Ve bunun yasalardan, siyasi erkten daha önemli anlaması gereken bunu toplumun kendisidir, tamamıdır. Bunu anlamadığımız ve bunu idrak etmediğimiz ve bunu toplum vicdanında yargılatmadığımız zaman bu türlü katliamlara toplumun her kesimi maruz kalabilir. Bizim verdiğimiz mücadele aileler olarak biraz da bu yüzdendir. Yani biz biliyoruz ki bu hukuk süreci bizim istediğimiz biçimde de yürüseydi biz kaybettiğimiz canlarımızı tekrar geri getiremeyeceğiz ve bizim hayatımız, benim hayatım, benim oğlumun hayatı, benim torunumun hayatı 2 Temmuz 1993'teki katliam yaşanmasaydı gibi asla olmayacak. Bu travma ve bu acı devredilecek nesiller boyu. Ama eğer biz bundan sonra bir daha bu katliam yaşanmaz inancıyla yaşayabilirsek affedebiliriz. Yüzleşmiş olmayı başarabilirsek hep birlikte barış içinde yaşayıp kendimizi güvende hissedip her şeyden önemlisi gerçekten yasalarda yazdığı gibi kendimizi eşit hissedebiliriz. Eşit yaşam hakkı her anayasanın en temel sütunlarından biridir ya, buna inanmak mümkün olabilir. Söylemeye çalıştığım bu ve Almanya'da yaşanan ve tarihi olarak da çok yakın
zamanlı, eş zamanlı neredeyse olduğu için bunun altını çizmek istedim. Ve dediğim gibi, ilk kurduğum cümlede söylediğim gibi, yüzleşmeyi başarmak ve birlikte yaşamak zorundayız. Başka bir yolu yok ve bu mümkün. Bu insanların teker teker kendi vicdanında bu eşitliğe ve karşısındaki insanın da, karşısından kastım tabii ki bir fikir karşıtlığı değil. Ya da belki başka türlü kurmalıyım o cümleyi. Yanındaki, yöresindeki herkesin eşit insan haklarına, en öncelikle de tabii ki yaşam hakkına sahip olduğunu düşünerek, onun da var olma hakkına inanarak ve bir saygıyla, çok sevmese de, çok sempatik bulmasa da, onun yaşam alanını tanımak zorunda ve bilmek zorunda olduğuna inanarak birlikte yaşamak mümkün diye düşünüyorum. Yani Almanya'da yaşayan bir Türkiye'li olarak da bu böyle. Ankara'da yaşayan bir Sünni olmayan Türk olarak da bu böyle diye düşünüyorum. Alevisiyle, Sünnisiyle, Ermenisiyle, Kürdüyle bu topraklarda, Anadolu'da birlikte yaşamak zorundayız. Başka yolu yok bunun. 93 yılı çok vahim bir yıl tabii ki, ama bu yok ederek iktidar olma, yönetme hep var Türkiye'de. Bakın, bu siyasi cinayetler Sabahattin Ali ile başlar. Turan Dursun'la devam eder. Abdi Bekçi ile sürer. Doğan Öz, İlhan Erdost. Sonrası Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, böyle bir dolu isim sayabiliriz. Bana göre, ben 1980 öncesini Türkiye'de yaşamış bir insanım. 80'de ben yurt dışına gittim. 93'te başlamadı. Daha önce de vardı bunların tamamı, siyasi cinayetler, suikastler. Ama 80 sonrası özellikle biraz daha insanlar kanıksatıldı bu türlü cinayetlere ve siyasal İslam değil sadece. Bu bizim çocukluğumuzdan beri süre gelen, işte 59 yaşında olduğumu söyledim. Benim ilk travmam deniz gezilmişlerin asılmasıdır. 8 yaşında bir çocuktum. Ve Demirel'in böyle çok gülen, böyle çok keyifli bir fotoğrafıyla deniz gezmişlerin asıldığı haberi verildi. Ve televizyonda o fotoğrafı hiç unutmam mesela. O zaman o da bir siyasi cinayet bana göre. Ondan sonrası Erdal Eren'in asılmasıdır. 17 yaşında bir çocuk. Benim yaşıtım neredeyse. Ve bunların tamamının Türkiye'deki devlet anlayışının, yanlış devlet anlayışının korunması ve de o şablona uymayan, yani Türk ve Sünni olmayanın ve o bizim bize giydirilmeye çalışılan kıyafetin, siyasi anlayışın, oturtulmaya çalışılan siyasi anlayışın öldürümleri olduğunu düşünüyorum. Yoksa yaşı büyütülerek insan asmak ya da yaşı 75'i aşan insanları asmak yasada yok. Ama o yasanın yorumu ve o yasalardan doğru yaşam hakkı tanınmayanlar hep aynı insanlar. Dolayısıyla 93'e kadar da bir süreç var. Evet, 93'te artık iyice ayyuka çıkmış bir ülkücülerin öncelikle tarzı olan faili meçhuller, işte orada da unutamayacağım isimlerden biri Musa Anter'dir ya da başkaca insanlardır ya da kapısının önünde vurulan savcılardır, gazetecilerdir, Çetin Emeç'tir, Abdi İpekçi'dir. Bu zaten süregelen bir durumdu. Uğur Mumcu'nun öldürülmesi de budur. Çünkü o da siyasi bir takım odakların başkaca kamu önünde terör örgütü denenlerle ilişkilerini ve farklı dosyalarını açıklamak istediği için evinin önünde koruması olduğu halde
öldürülmüş insanlardır. Sivas'taki kalkışma ya da gövde gösterisi ya da ne diyeceksek adına bir toplu halde öldürümün, hani biraz önce Zollingen'le ilgili de kurduğum cümle, yüzünü saklayarak karanlıkta ve sinsice gerçekleştirilen cinayetlerden farklı olarak daha öncesinde katliamlar var Alevilere karşı işlenmiş. Sivas'ta ama bütün bu şeyin bir şekli değişti. Canlı yayında insanların yakın, ula yakın, cehennem ateşi, Allah'ım bu günleri de gördük çok şükür gibi, Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak gibi büyük bir cesaretle, hiçbir çekincesi olmadan, ne polisten, ne askerden, ne siyasilerden, başbakanından, cumhurbaşkanından, kurmay başkanından, hiç kimseden korkmadan ve çekinmeden 8 saat insanlara saldırıp diri diri ateşe verdiler. Hiç tanımadıkları, belki de isimlerini bilmedikleri çocukları yok ettiler. Yani eşim Hasret Gültekin'den bağımsız söylüyorum bu söylediklerimi. Çünkü evet, Hasret Gültekin bilinen bir insandı belki. Yaptıklarından doğru belki ona atfedilen bir takım suçlar vardı. Ben eşimin hiçbir suçu işlediğini düşünmüyorum. Çünkü o bir sanatçıydı, müzik yapıyordu ve hiçbir illegal iş yapmamıştı. Yaptığı tüm işler legal. Yasa bazında yayınladığı bütün albümler, Kürtçe albümde yayınladı benim eşim. Ama Kültür Bakanlığı'ndan izin belgesiyle ve oradan bandroller alınırdı eskiden. Bandrollerini alarak o albümleri yaptı, yayınladı. Buna rağmen orada bilinen başkaca isimlerden bahsediyoruz. İşte Metin Altıok, Muhlis Akarsu, Asım Bezirci, Nesim İçmen gibi isimler biliniyor olabilirler. Tanınıyorlar. Duruşları, siyasi duruşları muhalif olabilir. Ama hiç tanımadığınız 20'ye yakın genci de bu kadar açıktan, hatta çocuklarını 8-10 yaşında çocuklarınıza izleterek canlı yayında güpegündüz saat 2'de hiç yüzünü gizlemeden katiller ateşe verdiler ve yaktılar. Bu biçim olarak çok farklı. Hem toplu öldürüm olduğu için hem de yüzlerini gizlemeyen katiller ve saldırganlar, nasıl olsa biz cezalandırılmayacağız, bu bir suç değil anlayışıyla bunu gerçekleştirdiler. Yoksa süregelen öldürümler açısından baktığımızda Türk İslam sentezi anlayışına denk düşmeyen herkesin yok edilmesinin vacip olduğu durumu yeni değildi. Ama 93'te dediğim gibi bu şekilde başlayan süreç sonrasında biliyorsunuz, hani oradan alınan cesaretle Hrant Dink öldürüldü. Başkaca insanlar öldürüldü. Berkin Elvan öldürüldü. Ve onların da sanıkları, Hrant'ın sanığı, katili kahraman gibi Türk bayrağıyla resim çektirdi emniyet güçleriyle. Berkin'in öldürümü de legitime edilmeye çalışıldı. Kanık satılmaya, toplumda başka bir algı yaratılmaya çalışıldı. Hukuk devleti suçu olanı yargılar. Ama sokakta arkasından vurarak öldürmek hiçbir hukuk devletinde 1990'lı yıllarda, 2000'li yıllarda mümkün olamamalıdır. Biz buna inanan insanlarız ve bunu konuşmak zorundayız. Ama bunlar yaşanmaya devam etti ne yazık ki. Dileğimiz ve mücadelemiz zaten her yıl söylediğimiz aynı şeydir. Bizim çabamız bunların bir daha yaşanmaması. Biz ancak adalet hissedebilirsek ve güven hissedebilirsek affedebiliriz. Ve bir daha yaşanmadığına inancımızla tekrar kardeş olduğumuza, eşit yurttaş olduğumuza inanabiliriz. Bunun gayreti içindeyiz. Bizim açımızdan 30 yıldır çok iktidar değişti. Ama ne yargı sürecinde, ne bizim yaşadığımız evlat acısı, eşini kaybetme acısı, babasız çocuk büyütme acısı hafiflemez bu adalet duygusu olmadan. Ve bu değiştirilemez bir durum zaten. Ama ben torunlarıma şunu anlatmak isterim. Almanya'da da tanık olduğum durumlarda olduğu gibi.
Evet, büyük acılar yaşandı ama biz ondan sonra bir toplum olarak hep birlikte bununla yüzleşmeyi başardık. Karşılıklı birbirimizi anlamaya çalışarak bu acıların üstesinden geldik ve bir daha asla böyle bir şey yaşanmayacak. Buna inanabilirsin. Bunun için için rahat olabilir ve bu inançla herkesle birlikte etnik kökeni ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun birlikte yaşamalısın, yaşayabilirsin diyebilmeliyim. Böyle anlatmak isterim.